yanan gözler. Kırmızı alev gibi yanan bir çift göz. Dudağının kenarındaki kan her seferinde pıhtılaşmak üzereyken dişlerinden akan salya kanın pıhtılaşmasına izin vermiyordu. Dağların arasından sızan dolunay ışığı tam dolunun üzerindeydi. Birden çadırların arasından bir bebek feryadı yükseldi. Kurdun dişindeki kan bebeğin annesinin kanıydı. Bebeğin sesini duyduğunda alev gibi yanan gözleri kendisine yakışır bir şekilde köz gibi söndü. Kulakları adeta bedeninden koparcasına bir hızla dikildi ve çevreyi işitmeye başladı. Kurt çadırların arasından bebeğin sesinin geldiği yere doğru sessizce yürüyordu. Taze yağmış karı kütürdetmeyecek şekilde sinsi ve ustalıkla ilerleyen kurt Az sonra çadırın kapısına yanaşmıştı. Göçebe çadırlarının kapısı genelde açık olurdu. Kurt önce burnunu sonra kafasının geri kalanını çadırın kapısından içeri soktu. Bebeğin orada olduğunu gözleriyle görmese de burnu ile biliyordu. Sessiz adımlarla bebeğin beşiğine doğru yanaştı. Tam bebeğin beşiğine yanaşmıştı ki birden karanlığı deli veren bir sesle ilkilerek geri kaçtı. Biraz sonra karları çatırdatarak çadırın dibine dört tane erkek yaklaştı. Birisi diğerlerinden yaşlıydı. Diğer ikisi de çok gençti. Orta yaşlı olan ise ailenin reisiydi. Sırtındaki fok balığını karın üzerine attı ve bir hışımla çadırın içine girdi. Çadırda yerde yatan bebeğini gördü. Çadıra doğru ilerleyen kırmızı, kan lekeli kurt ayaklarını fark etti ayakları geldiği yöne doğru geri takip etti. Ve çok geçmeden karısının yerde yatan cansız bedenini gördü. Onu son bir kez kucakladı. Elleriyle saçlarını okşadı ve alnından öptü. Biraz sonra diğer erkekler de olay yerine geldi. Annelerini ölü halde gören kardeşler şapkalarını çıkardı ve babalarının arkasında diz çöktüler diğer üçünden daha yaşlı olan aile reisinin babası, yaşlı kurt, çok sonradan geldi. Sol elini oğlunun sağ omzuna koydu ve şapkasını çıkarıp önünde el pençe bekledi. Oğlum, biliyorsun, yaşadığımız yer sadece bize ait değil. Burada biz ne kadar vahşiysek, doğada o kadar vahşi. Çevrene bir bak.'' her yer donmuş buzdan diyarlarla dolu. Burası hareket eden hiçbir şeyi sevmiyor. Hepimiz bir gün senin karın gibi ve bu dağlar gibi donuk bir halde duracağız. O gün kaçınılmazdır. Emin ol hepimizin başına gelecek. Sadece bu seferlik sıra senin karındaydı. Bunlar kendi aralarında nasihatleşerek ve dertleşerek konuşurken kurt uzaktan bunları izliyordu. Artık yanağının kenarındaki kan damlaları iyice pıhtılaşmıştı. Kurtlar soğuğu bildikleri kadar insanları da biliyorlardı. İnsanların bunları onların yanına bırakmayacağını da biliyorlardı. Kurt yuvasına döndü. Yuvasında onu bekleyen dört tane yavrusu vardı. Yavrularını emzirebilmek için süte ihtiyacı vardı. Ve süt içinde yemeğe ihtiyacı vardı. Bu yediği yemek onu bir süre idare edecekti. Ama sonsuza kadar idare edemezdi. Kurdun tekrar avlanmaya çıkması gerekiyordu. İnsanlar yüzünden civarda hiçbir geyik kalmamıştı. Yalnızca fok balıkları ve insanlar. Kurdun menüsünde sadece bu iki tür kalmıştı. Reis'in karısı için bir cenaze töreni düzenlendi. Ve dört gün boyunca çadırın etrafında ateşler yakıldı. Çeşitli tütsüler yakılarak kokulu dumanlar çıkarıldı ve cesedi oraya gömdüler. Kutup göçebelerinde bir adet vardır. Kişi nerede ölürse ceset oraya gömülür. O sırada kurt ise bütün bu olan biteni uzaktan dikkatlice izliyordu. Cesedi gömdükleri yeri görmüştü ve dört gün sonrasında memelerinde süt kalmamıştı. Yavrularını beslemek için bu seferlik köye inip savaşması gerekmiyordu. Karanlık çökünce cesedi gömdükleri yere doğru ilerledi ve pençeleriyle kazarak cesedi topraktan çıkardı. Sürükleyerek inine kadar götürdü. Soğuk kış koşulları nedeniyle kutuplarda et bozulmazdı. Yani bu kurt için bulunmaz bir nimetti ve günlerce bu eti kullanabilirdi. Kurt sabah uyandığında biraz etten yedi ve yavrularını emzirdi. Akşam çökmeden yuvaya geri dönmüştü. Kurt, yuvaya geri döndüğünde ininin etrafında insan ayak izlerini fark etti. İzleri kokladığında izlerin yuvasına doğru gittiğini anladı. Hırlayarak bir hışımla içeri atlayan kurt, yuvanın içini bomboş bir halde gördü. Bir kurt yavrularının kokusunu ne kadar uzakta olurlarsa olsun alabilirdi ve aldığı kokuya bakılırsa yavruları fazla uzaklaşamazdı. Elinden gelebilen en yüksek hızla kokuyu takip etmeye başladı. Bir müddet sonra artık yavrularının sesini işitebiliyordu. Yavruları dal parçalarından yapılmış bir kafesin içinde üç tane insanın sırtında köye doğru ilerliyordu. Kurt birkaç hamle sonrasında ne olacağını hiç düşünmeden insanların önüne doğru atıldı. Onu gören insanlar hemen bellerindeki barutlu silahlarını çıkardılar. Hava artık kararmak üzereydi. Kar, güneş ışığından gelen parlaklığını yitiriyordu. Artık gözleri daha keskin seçebiliyordu kurdu. Kurt ilk başta gözüne beyaz taşlı yaşlı adamı kestirdi. Bu adam reisin babasının ta kendisiydi. Kendisi yıllarca karısını ve reisi beslemiş, bu kutup dairesi bölgesinde hayatta kalmayı başarmış birisiydi. Ama artık yaşlanmıştı. Kurt ilk atağını ona doğru yaptı. Gerildi. Yaydan çıkan bir ok gibi reisin üzerine atladı. Reis sanki kurdun bunu yapacağını biliyormuşçasına kendini yana doğru attı ve karların üzerinde uzandı. Kurdun bütün enerjisi boşa gitmişti. Kurt kendini reise çarparak frenlemeye ayarladığı için boşa düştü ve yuvarlandı. Reis'in çocukları bunu fırsat bilerek kurdun yavrularını yakaladıkları ağın aynısından daha büyüğünü kullanarak kurdu da yakaladılar. Hepsini sarıp şehre doğru indiler. Çadırların yanına doğru gittiler. Hayvanların hepsini büyükçe bir demir kafesin içine koydular ve çadırın yakınlarında bir mevkiye konuşlandırdılar. Sadece günde 8 saat gün ışığı alabilen bu insanlar Geceleri kendi hayatlarını yaşamak için, gündüzleri de avlanmak için kullanırlardı. Reis kafesin dibinde bir ateş yaktı. Ateşin başında oturdu ve kurtları izledi. Cebinden ipe dizilmiş mavi boncuklu bir bileklik çıkardı ve onu kurda gösterdi. Kurt kokudan onu geçen seferki öldürdüğü kadın olduğunu anladı. Reis kurda döndü ve onun anlayacağını düşünerek ona bir takım sözler söylemeye başladı. Bunu görüyor musun? Bu benim karımın bilekliğiydi. Onun da yavruları vardı. Senin yavrularının olduğu gibi. O da o gün yavrularını beslemek için dışarıya balık yakalamaya çıkmıştı. Biz insanlar istesek buradan 500 metre ötedeki kabilelerimizin hepsini toplayıp bir gecede burada hepinizi öldürebiliriz. Fakat biz bütün hayatların biricik olduğuna inanıyoruz ve benim biricik karım Karla dün sizin yüzünüzden artık burada değil. Sana hak veriyorum. Bir kurt asla yavrularını aç bırakmak istemez. Ve sizin hakkınızda şunu biliyorum ki sizler çok kindar varlıklarsınız. Size yapılan bir yanlışı asla unutmazsınız. Bu yüzden seni anlayışla karşılıyorum. Peki sen beni anlayışla karşılayabilecek misin? Siz insanları insanlardan daha iyi tanıyorsunuz. Siz ne kadar kindarsanız biz de o kadar kibirliyiz. Eğer ki birisi ailemizi el uzatır ve gururumuzu kırmaya çalışırsa biz de onun başını keseriz. Ve sen, sen benim en değerli mi benden aldın. Bunun sonuçlarına katlanacaksın. Kurt anlatılan hiçbir şeyi anlamıyordu. Onun için sadece çok karmaşık kelimeler kullanan bir canlı onun önünde değişik hareketler yapıyordu. Kurtlar çok zekidir. Tehlikenin kokusunu alabiliyordu. Bu yüzden kendini kafes demirlerine vurmaya başladı. Hiçbir çıkış yolu bulamayacağını anladığında ise enerjisini saklama için bir köşeye sindi. Biraz sonra kalçasının üzerinde bir iğne hissetti. Bu reisin oğullarından biri tarafından atılan uyuşturucu bir iğneydi. Kurt ayıldığında ise karşısında yine reisi ve yanında iki oğlunu buldu. Bir tabaktan yemek yiyorlardı. Dolmuş soğuk bir ete benziyordu. Reis kurda bakarak biliyorum. Şu sıralar kutuplarda hiç geyik bırakmadık. Sadece fok yiyoruz. Ve geçen gün fok balığı nüfusunun da daldığını öğrendik. Fok balığı ararken o kadar gecikmişiz ki eve döndüğümde artık bir ailem yoktu. Biraz sonra kurttan ağlamaklı bir ses geldi. Reis ağlamasına karşı şöyle bir cevap verdi. Biliyorum yavrularını arıyorsun. Yavrularını seninle aynı kafese koymuştuk. Ve şu anda onları göremiyorsun. Biliyorum. Fakat onlar burada. Senin yanında. Dedi ve tabaktaki etten bir parça ısırdı. Evet yavruların. Onlar şu an burada. Eliyle tabağa işaret ederek işte tam buradalar diye söyledi reis. Artık fok nüfusu az. Madem ki kurtlar bize savaş açtı, biz de kurtlara savaş açıyoruz. Hayvanın kafesine doğru önünde bulunan bir kova soğuk suyu döktü ve oradan uzaklaştı. Kurt kafeste yalnız başına dururken akşam karların arasından çok tanıdık bir ses geldi. Bir düşmanın başka bir düşmanın sesi. Bu kutup ayısıydı. Onlara ne insanların gücü yeterdi ne de kurtların. Sadece onu gördüklerinde kaçar yakalandıkları zaman da merhamet dilenirlerdi. Fakat beyhude bir dilenişti bu. Ayı kafese yaklaştı. Ayıların diyet listesinde kurtlar da bulunuyordu. Pelcesini içeri doğru uzattı fakat kurt kafesinin öbür tarafına kaçtı bu sefer öbür tarafına uzandı ve kurt bu sefer de diğer tarafa kaçtı. Ayı kafesi sallamaya başladı. Kafesi ileri geri salladığında ise kurt içeride bir uyağa bir uyanaz savrulup duruyordu. Ayı bir şey olmuş olacak ki kurda saldırmaktan vazgeçti ve çadıra doğru yöneldi. Ayının geldiğini fark eden reis elini silahını aldı ve ayıya doğru bir iken ateş etti. Ayı gece karanlığının ve silah sesinin birleşiminden dolayı kendisine saldıran düşmanın ondan çok iri olduğunu düşünmüş olacak ki geri çekilme kararıyla geriye doğru kaçtı. Reis çadıra girdi. Oğullarından birinin eline silahı vererek onun nöbet tutması için çadırın kapısında bıraktı. Biraz sonra kurt ayının sarsıntılarından dolayı kafesin kapısının açıldığını gördü kapıdan dışarı ufak ufak sızarak ilerledi. Biraz sonra çadırın kapısında uyuyakalmış olan nöbetçiyi gördü. Evet bu hayatın hatasıydı. Önce ona saldırdı. Onu devirdi ve boynundan ısırarak onu boğdu. Boğma sesi biraz gecikmeli olduğu için içerideki ihtiyar bu sesi duydu. İhtiyar dışarı çıkar çıkmaz kurt onun paçalarından sertçe yakaladı onu kendine doğru çekti ve karlar üzerinde sürüklemeye başladı. Çığlık çığlığa kalan ihtiyar ne yapacağını şaşırdı. Fakat daha fazla bağırmadan kurt onun da işini bitirmişti. Geriye reis, bir oğlu ve bebek kalmıştı. Oğullarından biri dedelerinin sesini duymuş olacak ki çadırdan dışarı çıktı. Ve dedesine bağırarak etrafta gezinmeye başladı. Sesi biraz yüksek çıkmış olacak ki kutup ayısının kulağına kadar gitti. Kutup ayısı savaş bölgesinden fazla uzaklaşmamıştı. Karın üzerinde adeta otomanda ilerleyen bir araba hızında ilerledi ve çocuğun üzerine atladı. Tek çene darbesiyle çocuğun kafasını bir erik gibi parçaladı ve kanlarını sulu sulu bir eriğin suları gibi içmeye başladı. Ayı avını diğer hayvanlarla paylaşmak istemiyordu. Bu yüzden cesetten geriye kalanları aldı ve inine doğru yola koyuldu. Aydın yokluğunu fırsat bilen kurt çadıra doğru bir kez daha yanaştı. İçeride reis ve küçük bebeğin ağlama sesleri vardı. Reis oğlunun geri dönmediğini öğrenince palaskasını ve tabancasını alıp çadırın kapısına çıktı. Çadırın kapısına çıkmasıyla alev alev yanan gözlerle karşılaşması bir oldu. Kurt ona doğru bakıyordu. Reis silahını daha önceden doldurduğu için direk kurta doğrulttu. Reis ateş eder etmez kurt yine yaydaki bir ok gibi fırladı. Bütün saçma mermileri karın üzerinde izler bıraktı. Fakat kurt o izlerden hiçbir yara almamıştı. Reis tüfeğini ikinci saç dolduramadan kurt ikinci sıçrayışı yaptı ve reise doğru atladı. Bir eliyle reisin kolunu yakaladı ve bileğinden ısırmaya başladı. Reis belindeki kalın sopayı çıkararak burada vurmaya çalıştı. Bir iki darbe sonra kurt reisin bileğini bırakmıştı. Reis çadıra doğru koşmak istiyordu. Çadırın arasında on adımlı bir mesafe kala kurt reisle çadır arasına girdi. Yavrularına yaptığın intikamını burada almak istiyor gibiydi. Reis elindeki sopayı iki eliyle kavradı. Dizlerini biraz büktü. Gözlerini adeta bir avcı gözleri gibi kurta Yöneltti. Kurt ise aynı şekilde cevap verdi kuyruğunu dikti, tüyleri diken diken oldu, kulakları sivrildi ve dişlerini çıkarıp hırlamaya başladı. Kurt reisin üzerine atladı fakat reis buna karşılık hiçbir cevap veremedi. Sopasını tam sallayacakken kurtun dişlerinin kollarına geçtiğini öğrendi. Biraz sonra kurt pençeleriyle reisin gözlerini çildi ve reis artık karanlıktan başka bir şey görmüyordu. Kurt son bir hamleyle reisin boynuna dişlerini geçirdi, şah damarını kopararak Reis'in hayatla bağlantısını kesti. Karnar artık kırmızı ve beyaz şekilde duruyordu. Kurt, Reis'in cesedinden tuttu ve kendinden sürükleyerek gitti. Geriye kalan tek şey gece gökteki dolunay ve bebeğin ağlama sesleri.